bakan olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü ailenin gerçekten aklı çok karışık ve çok çok net bir açıklama bekliyor. Ve dediğim gibi buna paralel hazır mıyız? Okullar açılacak mı? Yanıtınız ne olacak? Şimdi tabii okulların açılması meselesi sadece bir okulu açıp kapamak ya da bir çocuğun bir şekilde okula gidip gelmesi vesaire değil. Okulların açılması demek aslında bir ülkenin geleceğinin açılması demek. Okulların açılması demek bir ülkenin çocuklarının geleceğe hazırlanması demek. Dolayısıyla bunu okullar açılacak mı, kaç sıra olacak ya da işte sınıflar ne olacak? Emin olun bunu bu düzeyde ele alırsak meseleyi bütünsel olarak görmemiş oluruz. Eğer bizim bu konularda yapmamız gereken iş ve işlemlere bakarsak çok net olarak şunu söyleyebilirim. Hiç kimse ama hiç kimse bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olduğunu, ne olacağını bütün dünyada bilemez. Dolayısıyla okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Şundan dolayı biz her zaman söylüyoruz ki veriye dayalı olarak ve Sağlık Bakanlığı'yla, Bilim Kurulu'yla istişari bir takım görüşmeler yaparak, bir takım değerlendirmeler gerçekleştirerek karar veriyoruz. Peki bu veriler bugün elimizde var mı? Yok. Ama biz şunu biliyoruz. Biz diyoruz ki bir çocuk eğer bugün sokakta oynuyorsa, eğer çocuklarımız alışveriş ortamlarında bulunuyorsa, eğer çocuklarımız başka sosyal mekanlarda bulunuyorsa, eğer çocuklar tatile gidiyorlarsa onların bazı hakları vardır ki gidiyorlardır. Ama çocukların bir de eğitim hakkı var. Eğer biz büyükler olarak, hani veliler olarak eğitim çocuğun en temel hakkıdır düsturundan hareket etmezsek, o zaman çocukların eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Hani nasıl almış oluruz? Maskesini takmayan, sosyal mesafesini korumayan, ne olursa olsun boş ver diyen yetişkinlerden söz ediyorsak ve bunların virüsü yayması söz konusuysa, maske, mesafe, temizlik meselesine dikkat edilmiyorsa, bu aslında dolaylı olarak çocukların eğitim hakkının elinden alınmasıyla ilgili bir husustur. Ve hiçbirimizin buna hakkı yok. Velilerimiz şundan emin olsunlar. Bizim için çocuklarımızın sağlığı, öğretmenlerimizin sağlığı birinci derecede önemli. Ve biz okul açılsın mı, açılmasın mı diye karar verirken, elbette kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler ve benzeri hususlar dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil. Eğer biz çocuklarımızın okullarının açılmasıyla ilgili 31 Ağustos'la başlayan bir takvimi ortaya koyduysak, bunun gerekçesi şudur. Biz muhakkak surette bazı hukuki süreçler, bazı mali sebepler, bazı bürokratik hususlar nedeniyle biz şimdi takvimi açıklamak zorundayız. Mevzuat gereği zorundayız. Bunu açıklayacağız ki ona göre herkes hazırlığını yapacak. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla, sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz. Ve şayet şartlar elverişli olursa da bunu o tarihte açacağız demeye çalışıyoruz. Ve bütün planlarımızı buna göre yaptık. Biz aylardır hazırlanıyoruz. Yani bu bizim karşımıza yeni çıkmış bir konu değil. Burada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile beraber yaptığımız çalışmalar var ve Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak bütün sektörler için hazırladığı bir rehber söz konusu. Ama öğretim, eğitim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Ve çok uygun ve uyumlu bir çalışma yapıyoruz Sağlık Bakanlığı'yla.
Son bir haftada defalarca görüşmemiz ve çalışmamız oldu. Bunu teknik ayrıntılarını da ortaya koyabilmek için. Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sağlık söz konusuysa. Eğer sağlıklı bir ortam söz konusuysa. Eğer denilirse ki bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin. Biz uzaktan eğitime hazırız. Hiçbir problemimiz yok. Eğer denilirse seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve belirli aralıklarla azaltılmış ders saatleriyle kısmi bir uygulama yapıp karma bir model deneyi, yani yüz yüze olan kısmı olsun ama azaltılmış, seyreltilmiş şekilde olsun. Okulda almadıkları dersleri de uzaktan eğitimle alsınlar. Böylece yarı yarıya bir karma model olsun denilirse biz buna da hazırız. Niye hazırız? Çünkü bir yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz. Yani o kadar hazırız. Peki okulların ortamları, sınıfları, metrekare vesaire. Bakın biz hastalandığımızda kime soruyoruz? Hekimlerimize soruyoruz. Şimdi de soruyoruz. Diyoruz ki çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığını korumak için bizim bir sınıfta almamız gereken tedbir nedir? Bunlar somut olarak, deneysel olarak, yani okullarda uygulamalı olarak kontrol ediliyor, değerlendiriliyor ve sonuçta da biz bu süreçleri yapılandırıyoruz. Bizim ölçümüz şu, çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda ve okullarda bulunmasını sağlamak. Yani diyeceksiniz ki bütün çocuklar bu okula nasıl sığacak bu metre içerisinde? Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz ki. Yani bizim yapmak istediğimiz şey şu. Eğer çocuklar haftanın belirli günleri gelsin denilirse sağlık koşulları açısından biz ona göre seyreltiriz. Derslerin bir kısmı seyreltilsin ve ders çizelgesi yarı yarıya yayınsın denilirse mesela diyorum. Biz ona göre seyreltiriz. Dolayısıyla bu işin teknik kısmı bize ait, uzmanlara ait. Ve lütfen şundan emin olun, gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz. Çünkü biz sadece bir çocuk için değil, ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz. Bir ülke için kaygılanıyoruz. O yüzden de bu kaygımızı her gün yaşarken hissettiğimiz şey şu, biz çocuklarımızı nasıl koruruz, öğretmenlerimizi nasıl koruruz? Ve bütün bu tedbirlere hazır olmamızın arkasında yatan şey şu. Biz uzaktan eğitimle ilgili altyapıyı geçen sene çalışmaya başladık. Ondan dolayı biz bu kadar kolay geçirdik bunu. Biz geçen sene hiç olmayan imkanları bu sene devreye soktuk. İşte somut olarak görüyorsunuz, arkadaş kitaplarını görüyorsunuz, bütün aplikasyonları, uygulamaları görüyorsunuz, yayınları görüyorsunuz, velilere yönelik olarak, öğretmenlere yönelik olarak, özel eğitime ihtiyacı olanlara yönelik olarak, ilkokul 1'de okuması yarım kalmış çocuklara yönelik olarak o kadar çok içeriğimiz var ki Türkiye'nin birikimini getirdik buraya. Ve EBA televizyonu şu anda büyük bir faaliyet içerisinde ve yaz boyunca kim isterse fazlasıyla içerik var. Kim isterse yabancı dil mi öğrenecek, diğer dersleri mi öğrenecek, hobi mi öğrenecek, bir enstrümanla mı ilgileniyor, her neyle ilgileniyorsa bunun karşılığı var. Dolayısıyla bizim bu çerçevede beklentimiz şu, biz verilere bakarız. Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında nasıl bir tabloya karşılaşırsak biz o tabloya göre hareket ederiz. Harekat planımızı ona göre uygularız. Ve bunun için de elimizde seçenekler var. Ve bu seçenekleri de uygulamakla ilgili her türlü imkanımız, altyapımız var. İster maske deyin, ister temizlik malzemeleri deyin, ister okullara fiziksel koşulları deyin. Her ne derseniz. Biz LGS'de bir sınav verdik mi? Biz milyonlarca öğrenciyle ilgili olarak, veriyle ilgili olarak bir uygulama yaptık mı? Yaptık ve çok güzel yaptık. Bunu nasıl başardıysak tamamını da bu şekilde yapabiliriz. Ve burada riski gördüğümüz anda tedbiri ona göre alırız.
O yüzden bütün velilerimiz rahat olsunlar. Biz burada çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabine bütün bakanlıklarıyla bu konuyu sürekli olarak ele alıyor, değerlendiriyor ve tedbirler alıyor. O anlamda neye ihtiyaç varsa biz bunun için mali koşullarıyla, fiziksel koşullarıyla, sosyal koşullarıyla, psikolojik hazırlığıyla biz buna hazırız. Evet. Efendim, bir yandan resmi okullar var, bir yandan özel okullar var. Özel okul yetkilileri 31 Ağustos'ta okulların açılmasına hazır olduklarını söylediler ve ileri bir gün rahatlığıyla öğrencileri kaydettirebileceklerini de vurdular. Evet. Bu kapsamda resmi okullar uzaktan eğitim yaparken özel okullar yüz yüze eğitime başlayabilir mi? Böyle bir hak onlara tanınır mı? Bu uygun olur mu? İkincisi, seyreltilmiş sınıfta denizde bir gruba giren eğitmen diğer gruba giremeyecek tabii ki tedbir kapsamında. Bu kapsamda öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi? Bir de okullarda özellikle bu salgın kapsamında bir sağlık çalışanının bulundurulması durumu olacak mı? Özellikle çocukların durumlarını takip etmek açısından. Teşekkür ederim. Şimdi tabii özel okullarımız için de, özel öğretim yapan kurumlarımız için de bazı açıklamalar yaptık ve dedik ki isteyen okulumuz bu mecburi değil. 15 Ağustos'tan sonraki 17 Ağustos Pazartesi günü yüz yüze eğitimle ilgili faaliyetlerine başlarlar. Şayet şartlar uygun olursa bu onlar için de geçerli. Yani o yüzden devlet okulları için başka şart vardı, özel okullar için başka şart var diye bir şey pek söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın sağlığı bizim önceliğimiz arasında. Öğretmen ihtiyacı meselesi şu şekilde izah edilebilir. Bizim eğer derslerimiz seyreltilecekse, sizin cümleniz içerisinde de geçen bir kelime, o zaman zaten öğretmenlerimizin de vereceği dersler seyreltilmiş oluyor. Dolayısıyla öğretmenlerimiz daha fazla ders verme imkanına sahip olacak yüz yüze. Neden? Çünkü derslerin bir kısmı uzaktan verilecek, bir kısmı yüz yüze verilecek. Senaryolardan bir tanesi bu. Ne diyoruz? Eğer karma bir model olursa ki basında hibrit model olarak isimlendirilen bir modelden de söz edildi. Biz ona karma model diyoruz eğitim bilimleri alanında. Yani kısmi olarak yüz yüze, kısmi olarak da uzaktan eğitimle yapılan modele bu şekilde bir isim veriyoruz. Eğer öğretmenlerimizin ders saatleri yüz yüze eğitimde ders çizelgesi seyreltilecekse, öğretmenlerin saatleri de seyrelmiş olacak. Dolayısıyla 40 bin öğretmen alıyoruz. Yani başka destekler de sağlıyoruz. Bu anlamda bir problem yaşamamak için her türlü tedbiri alırız. Şimdi bütün bunlar bizim toplu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak hususlar sanırım daha sonra değerlendirilir. Çünkü bu konular öyle konular ki herhangi bir bakanlık, bu Sağlık Bakanlığı olabilir, Milli Eğitim Bakanlığı olabilir, İçişleri Bakanlığı olabilir, başka bakanlıklarımız olabilir. Salgınla ilgili hususlarda kendi başına karar alabilme, inisiyatif koyabilme hususiyetine sahip olamayabiliyor. Çünkü kararlar başka kurumları ilgilendiriyor. O yüzden de ortak karar almamız gerekiyor. Bu da bu kararlar çerçevesinde değerlendirilebilir. Buyurun. Öykü Tüccar NTV televizyonundan. Benim sorum şu olacak Sayın Bakan. 31 Ağustos için vaka sayısının az olduğu illerde, yüz yüze eğitime başlanması uygun olan illerde ve vaka sayısının yüksek olduğu illerde ise eğitime uzaktan devam edilmesi gibi bir çözümünüz olabilir mi? Yoksa bunun bir eğitimde eşitlik konusunda, fırsat eşitliği konusunda velilerin kafasında soru işareti var. Böyle bir sorunun çözümü ya da böyle bir yol planınız var mı? Şimdi bakın, bizim planlarımız her türlü ihtimale karşı, ama
Sağlık elbette birinci koşul. Fakat eğitimin, eğitim bilimlerinin, pedagojinin de bazı kuralları var. Biz bu kurallar çerçevesinde değerlendiririz. Ve şimdiden bazı olasılıkları hani zorlayarak, hani şöyle de olursa, böyle de olursa diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok bence. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız. Biz sağlık olarak koşullara bakarız. Ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız. Hiç endişeniz olmasın. Buyurun. Efendim, öğretmenliğe, öğretmen atamalarına temel teşkil eden pedagojik formasyonu 2021 itibariyle kaldırıyor musunuz? Evet. Bugüne kadar pedagojik formasyon alanların hakları korunacak mı? Teşekkürler. Aslında bunu geçen sene duyurmuştuk ama hukuki süreçler yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız. Hiç kimsenin müktesep hakkı zarar görmesin deriz. Çok ani sürprizlerle insanlara zarar vermeyelim deriz hep. Burada da onu söylüyoruz. Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi yüz binlerce üniversite mezunu gencin yüz binlerce ihtiyaç olmayan alanlarda sürekli olarak bu formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücretler ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Biz bir formasyon gerekiyorsa ki gerekiyor, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Dolayısıyla hiç kimsenin yüklü miktarda ödemeler yaparak formasyon olmasına gerek yok. Siz sınavı kazanın, biz size ücretsiz vereceğiz. Yani 20 bin kişi mi aldık? 20 bin kişiye vereceğiz. 40 bin kişi mi aldık? 40 bin kişiye vereceğiz. Ve Yüksek Öğretim Kurulu'yla çok uyumlu bir çalışma da gerçekleştirildi. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da bununla ilgili gereken kararı tamama erdirdi. Ve bu süreçte de 2020 bu yılın sonunda, gelecek yılın başında hayata geçmek üzere şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle bu projeyi de hayata geçirmiş olduk. Çünkü böyle bir söz de vermiştik. Buyurun. Efendim, eğer iki ihtimalden bahsediyoruz, okulların açılması ya da uzaktan eğitimin devam etmesiyle ilgili. Eğer uzaktan eğitim süreci devam ederse özel okul velileri yine verdikleri ücreti vermeye devam edecekler. Yani özel okul ücretlerinde bir indirim olabilir mi? Buna ek olarak servis, yemek gibi ücretler de veliler veriyorlar. Bununla ilgili bir kararınız var mıdır? Teşekkür ederim. Şimdi biz velilerimizin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararlarıyla ilgileniriz, takip ederiz. Ama ticaret hukukuyla ilgili, şirket hukukuyla ilgili bazı hususlara bizim müdahil olmamız zaten doğru değil. Fakat diğer taraftan hani bu gibi konuları zamanı geldiğinde tedbirlerini oluşturmak suretiyle ki bu özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Ve Türkiye'de özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususundaki öyle bir söz konusu olursa o zamanın konusu. Buyurun. Efendim, yine rehberde bir taahhütnameden bahsedildi biliyorsunuz. Velilere imzalatılması gerektiği yönünde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu bir çünkü biliyorsunuz bazı eleştiriler de oldu. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı ya da okul idarecileri bunu imzalatarak sorumluluktan kaçacaklar şeklinde. Sizce bu böyle mi? Ya da imzalatmanın amacı nedir? Şimdi henüz daha görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla bu hususları şimdiden kesin kanaat belirten cümlelerle ifade etmek doğru değil. Biz Sağlık Bakanlığı'yla gereken tartışmaları, konuşmaları, görüş alışverişlerini yapıyoruz. Özellikle de bu hafta çok yoğun çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda da bu ve benzeri hususlar daha açıklık kazanacaktır. Ve önümüzdeki hafta da bu konularla ilgili sürekli netleştiren açıklamalar yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar.
saygıdeğer konuklar. Tabii uygulamamızın tanıtım programı burada sona ermiş.